Gaziantep Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ramazan Sürücü, sağlıkta şiddeti ve sağlık alanındaki yanlış işleyen sistemi değerlendirdi. Sağlıkta şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini kaydeden Sürücü, sağlık sisteminde de bazı şeylerin doğru gitmediğini belirtti. Öncelikle birinci basamak sağlık sistemi güçlendirilmeli, sevk sistemi kurulmalı, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmeli ve sağlıkta şiddet durdurulmalıdır. Ülkemizde şiddet kol geziyor. Yaşamın her anında şiddeti besleyen, neredeyse kutsayan bir iklim var. Ülkeyi ve sağlık sistemini yönetenlerin duygusal ve kırılgan zemini olup tüketim nesnesi haline getirilen sağlık hizmetindeki şiddete karşı hiçbir ciddi adımı olmadı. Sağlıktaki şiddet eğilimi önce inkar eden, ardından şiddetin mağdur hekimleri ve sağlık çalışanlarını suçlayan idareciler, olaylar yılda en az bir hekim ya da sağlık çalışanının ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına ve binlercesinin sözlü ya da fiili tacizine dönüşünce şekilsel ve kararlılık içermeyen adımlarla oyalama yoluna gittiler. 80 milyon nüfuslu ülkede 120 milyon kişinin acil servislere gittiği, yanlış kurgulanmış bu sistemde kendi hastasının ve yakınlarının beklentileri karşılanmadığı anda acil servisleri savaş alanına çeviren, acil servis içerisinde cinayet işleyebilen, sağlık çalışanlarının yanı sıra sedyede yatan başka hastaların bile ölümüne yol açan bir cinnet ortamı sıradanlaştı. Eskiden saldırgan karakolda ifadesi alıp serbest bırakıyordu. Şu anda savcılıktan serbest bırakılıyor. Tek fark o aradaki yolu kat ettiriyorlar. Böyle bir sağlıkta şiddetle mücadele yasası olmaz. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin mecliste bekleyen ve bütün milletvekillerine ulaştırılan yasa değişikliği önerisi var. Cezaların, Türk Ceza Kanunu birkaç maddede birkaç değişiklikle caydırıcı cezaların olması durumunda bu şiddet vakalar ciddi anlamda azalacak. Hani sadece bununla değil, tabii ki toplumun sağlık okuryazarlığının vesaire artırılması, işte bilinçlendirilmesi, bunlar var ama öncelikle ciddi sağlıklı bir yasa çıkartılması gerekiyor. Tüm dünyada örnekleri var bunun. Siz basın mensupları olarak da takip edersiniz muhtemelen. Tüm